Ve yılın en popüler bakanı Sayın Mehmet Şimşek yine gündemimizde. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı enflasyon verileri hem İTO'nun hem de ENAG'ın verilerinden elbette ki düşük. Ve hani düşecekti diyoruz aslında. Dünya ekonomisinde kara pazartesi yaşandı. Türkiye'de ise Tablo iç açıcı değil. Borsa İstanbul haftaya sert düşüşle başladı. İşlemlere iki kez devre kesici uygulandı ve enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayında da oklar yine yukarıyı gösterdi. Ara zam kararı almayan iktidarın ücret artışları enflasyonu da artırıyor tezi bir kez daha tartışmaya açıldı bununla birlikte. Ve yapılan tüm açıklamaların aksine enflasyon bu ayda düşmedi. Türkiye emin ve ehil ellerde yoluna devam etmektedir. 2002-2008 yılları arasında tutardı. Çünkü dünyada para bolluğu çok. Faizi yükseltirsiniz akar Türkiye'ye para akar. Fakat bu politika 2020'ler dünyasında tutmayabilir. Çünkü 2020'ler dünyası çok daha karmaşık, çok daha riskli. Bu baz etkisi 2024'ün sonunda bitecek. Aylık enflasyon bu aşamadayken 2025'te ne olacak? Bu sabah Dünya sermaye piyasalarında yaşananlar hükümetimizin nasıl belirsizliklerle dolu bir atmosferde yürüdüğünü göstermiştir. Kara pazartesi dünya borsalarını salladı. Borsa İstanbul haftaya sert düşüşler nedeniyle iki kez devre keserek başladı. Temmuz ayı enflasyon verileri de cepteki yangının hala sürdüğünü açıkça ortaya koydu. TÜİK'e göre enflasyon aylık %3,23, yıllık %61,78 oldu. Enag'a göre ise artış Temmuz'da %5,91, yıllık %100'ün üzerinde. Temeli daha buydu. Ücretlere zam yapmayacağız, zamlar duracak. Fakat bu iddia Temmuz enflasyonun açıklanmasıyla beraber çöktü. %3,23. Bunun anlamı şu. Son 22 yılın en yüksek ikinci Temmuz ayı enflasyonunu gördük. Yıllık enflasyon en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek. Amacımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamak. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından toplanan kabine sonrası yaptığı açıklamalarda yine kalıcı refah vurgusu yaptı. Güzel neticelere işaret edilen yılın ikinci yarısı gelmesine rağmen enflasyon aylık tabloda hızını tekrar artırdı. Temmuz ayı enflasyonu Haziran'daki yüzde %1,64'lük enflasyonu katladı. Mehmet Şimşek Yıllık enflasyonu tabii görmemizi istiyor. Çünkü yıllık enflasyon baz etkisi nedeniyle düşüyor. Halbuki böyle dönemlerde aylık enflasyona bakmak gerekir. Enflasyonuzu hızı ikiye katlanmış Temmuz'da. Mehmet Şimşek baz etkisiyle düşen yıllık enflasyona dikkat çekse de bu zamana kadar Temmuz ayında enflasyonun ateşini düşüren gıda enflasyonu da sonbahar için olumsuz sinyaller verdi. Türk ekonomisi bu güce, bu potansiyele 22 yıllık çabalar neticesinde inşa ettiği bu sağlam temele ziyadesiyle sahiptir. Temmuz ayları gıda mallarının yoğun olduğu, fazla olduğu, turizm gelirleri nedeniyle de döviz bolluğu yaşandığı aylardır. Yani aslında Temmuz rahat aydır. Buna rağmen Mehmet Şimşek'in 2 Temmuz'u geçirdik şu zamana kadar. İlk Temmuz'unda Temmuz rekoru kırıldı. İkinci Temmuz'da yani ikinci olduk. Şimşek çizdiği dezenflasyon patikasında 2026'nın son çeyreğine tek haneli enflasyonu yerleştirdi. Yine sabır denildi. Bunun için biraz daha sabredecek biraz daha dirayetli davranacağız. Yandık bittik demeyecekler. Siyasetçiler mutlaka hayal satacaklar. Onların işi o. 2025 yılının daha zor geçeceği ortada. Kara pazartesi de zor geçeceğini sinyalini verdi tüm dünyada. Amerika'da verilerin kötü gelmesi, İran-İsrail gerilimi, sosyal medya kısıtlamaları, Borsa İstanbul'da bir haftada %10'a yaklaşan kaybın en sertini haftanın ilk işlem gününde yaşadı. %6'nın üzerinde sert düştü. İşlemlere iki kez devre kesici uygulandı. Türk Lira cının dolar ve euro karşısındaki kaybı da sürdü. Gram altınsa 2594 lira. Piyasalar gözünü Amerikan Merkez Bankasına çevirdi. Olağanüstü toplanması beklenen Fed haftanın ekonomi seyrini belirleyecek.